Katılıyorsunuz. Çayırova'dan hoş geldiniz. Bugünle ilgili neler söylemek istersiniz yönetime? Yağmurlu bir güne denk geldik ama çok güzel. Her zaman gelmeyi düşünüyoruz. Peki eksikliğini hissettiğiniz bir şey var mı? Sadece havanın yağmurlu olması. Peki iyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Yener Tekin, Sakarya'dan gidiyorum. Sakarya'dan gidiyorsun. Evet, evet. Çok güzel, hoş geldiniz. Ya şu an elektriklerin kesintisinin evet, vermiş olduğu bir şey var herhalde. Biz de o boşlukta kısa kısa röportaj yapalım dedik, yoksa fırsat bulamazdık. Aslında böyle şenlikler gerçekten çok güzel yani, her zaman görülmesi, katılması. Orada da yapılıyor mu bu tür etkinlik? Sakarya'da Hendek tarafında Hendek'te. Yazın herhalde bir şey var, şenlik var. Orada da Artvinler Derneği var mı? Var. Var. Merkezde Artvinler Derneği var. Peki tavsiyeniz var mı yönetime? Yok, gayet güzel işte, bu biraz daha belki ilerleyen zamanlarda yapılsaymış da en azından böyle olmazdı ama her şey nasip kısmet yok. Aynen. Bir şey. Ama güzel. Teşekkürler. Siz teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Hoş geldin. Kimi verdim ben bu sefer arkadaşlar. Evet. Bugünle ilgili duygularınızı alabilir miyiz? Çok güzel bir etkinlik. Daha önce hiç katılmamıştım. Sırada zaten ondan. Katıldım ben. Ama muhalefet dolayısıyla katılım az oldu ama. Kaç kişi geldiniz Bursa'dan? Ben bir kişi geldim ama yine göndeki gruba katıldım. Onlarla beraber geldim. Peki teşekkürler. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Sağ olun. Alamadım, sevdumda alamadım. Böyledir dünya halim, böyledir dünya halim. Böyledir dünya halim. Oynadım atavar, sevdiğimle beraber oynadım atavar.
Hayda 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 hay
Kocaeli Artvinler Federasyonu Başkanı Ayhan Yılmaz, Gebze Artvinler Derneği Başkanı Aytekin Yılmaz, Yanıklı Derneği Başkanı İbrahim Bey. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok deneyimli bir başkandan sonra bana konuşma verdiniz. Dünden beri inanın çok rahatsızım. Konuşmakta çok zorluk çekiyorum. İnanın ne diyeceğimi şu an bilemiyorum. Bu yağmurda, bu öyle bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için özellikle uzaktan gelen bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öncelikle şunu söylüyorum. Bizler böyle programları devamlı yapıyoruz. 2019'da kurulan İmerköy Papart Vadisi Derneği'ne 2022'den beri başkanlık ve yönetimini bizlere layık gören siz üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1,5 senedir yapıyoruz bu programları. Daha da çok yapacağız ama şimdi biliyorsunuz bu pikniği biz senenin başında bir seneden hazırlık yapıyoruz. Öyle kolay yapılan bir şey değil. Tabii bu programın günü yaklaştığında baktık ki bir deprem ülkemizde böyle bir felaket yaşandı. Dedik ki yine gölümüzde bazı derneklerimiz pikniklerini iptal etti veya ileriki bir tarihe attılar. Bizim öyle bir şansımız yoktu. Çünkü gerekli hazırlıklarımız yapılmıştı. Bu programı yapmak zorundaydık. Bize bu konuda çok büyük destek veren Kocaeli Federasyon Başkanı Ayhan Bey, Gebze Artvinler Derneği Başkanı Aytekin Yılmaz, Yanıklı Derneği Başkanı İbrahim Bey ile birlikte bu programı yapmaya karar verdik ama fermatını değiştirmemiz gerekiyordu. Ve buraya giriş ücreti ve yapılacak bütün gelirleri deprem bölgesine göndermeye karar verdik. Tabii burada deprem bölgesine kırtasiye, aynı zamanda da bir şey ikramı yapıp kendi gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak için böyle bir şey düşündük. Siz katılımcılardan rica ediyorum öncelikle. Burada sandığımız, vallahi ben bir şey göremiyorum. Bilmiyorum bir şey doldu mu dolmadı mı ama inşallah buranın giriş ücreti var. Biz onu istemiyoruz ama gönlünüzden ne koparsa oraya bir şeyler katkı sunmanızı istiyoruz. Biz Artvinlere de bu yakışır. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hayırlı günleriniz olsun. Başkanımız Alper Taban Bey'in selamlarını sizlere iletiyorum. Değerli hemşehrilerim, ben de geçmişte dernek başkanlığı yaptım. Gerçekten bu işler meşakkatli iştir, zor iştir. Ama böyle güzel bir finalla tamamlandığı zaman bu da çok güzel bir şeydir. Evet, bugün burada hava muhalefeti nedeniyle yağmur yağıyor, sıkıntı var. Ancak ben Papart Derneği'ni, buna destek olan Kocaeli, Gebze, Ankara'dan gelip buraya destek olan, bu festivali yapan, bu tabiat harikası yerde bu festivali yapan, insanımıza Artvin'i hatırlatan, bu güzel yerde bu festivali yapan, çalışmaları yapan dernek yöneticilerimi kutluyorum, cesaretlerini kutluyorum. Zaten geçtiğimiz yıllarda pandemiden, hastalıktan, depremden dolayı bu tür etkinlikler genelde iptal edildi. Ama İnegöl Papart Derneği buna öncülük yaptı. Görüyorum ki insanımız heyecanla hava muhalefetine rağmen gelmiş burada bu alanı şenlendirmiş. Onun için ben bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu tür festivaller birliğimizi, beraberliğimizi
pekiştirmek adına çok önemlidir. Biz de İnegöl Belediyesi olarak bu tür çalışmalarda Papart Derneği'ne bu tür çalışmalar yapanlara her zaman destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Bu şekilde ben hepinizi tekrar saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Başkanımız ve bölgenin çeşitli bölgelerden gelen, Marmara bölgesinden geliyorlar zannedersem başkanım, değil mi? Artvinliler dernek başkanlarımız, değerli yönetimleri, kıymetli Artvinli hanımefendiler, beyefendiler. Vallahi biz ikinci olduğu için artık Artvinli pazarcıklı karıştı. Biz hepinizi fahri pazar yerli olarak görüyoruz. Onun için başkanımız da sağ olsun çok güzel birlik beraberlik içinde program yapalım dediler. Gönül isterdi ki daha güzel havalarda olsun. Böyle yağmur yağmadan baharda havanın güzel olduğu zamanlarda olsun dedik ama nasip böyleymiş. Sizler de hoş geldiniz. Görmedim sizi, kusura bakmayın. Birincisini gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlik bayağı ses getirdi. Başkanımız ve ekibi gerçekten çok güzel çalıştılar. Bana da oynamak düşmüştü o zaman, değil mi? Bir şey yemek, oynamak düşmüştü. Sunucumuz dedi ki başkanım 3 tane bir şey yiyecek dedi. Valla ben bir şey yemekte kalmam. Burada oynamayı da severim, onu da söyleyeyim. Ben oynamaya geldim. Bu saat oldu, geciktiğim için ayrıca sizlerden özür dilerim. Etkinliklerimiz var. Kendi amcamın oğlunun nikahı vardı, onu kıydım. 2 tane cenazemiz vardı, oraya gittik. Yakın köylerden Güde köyü ve birçok köyümüz var. Onlar bir araya gelmişler, yağmur şükür duası yapmışlar. Ona da teşrif edelim dedik. İlgilen Mesih'imiz Alaaddin abimizle birlikte geldik sizleri ağırlamaya. Umarım rahat edebiliyorsunuzdur. Tabii hava şartları kötü, çamur var. Ama Artvinliler her yerde eğlenirler, değil mi başkanım? Valla Artvinlilere yer, mekan, yağmur, çamur demez. Bizler de inşallah elimizden geldiğince bundan sonraki festivallerde, ikincisini yapıyoruz. Bundan sonraki festivallerde dostluklarımızı daha çok pekiştirelim. Biraz farklı etkinlikler olunca pazarlılar da gelmek isterdi aslında. Şöyle yaparız, bir sonrakine pazarcıklılarla Artvinliler arasında güzel bir hem bir konu da buluruz. Böyle bir. Bugünkü konumuz aslında depremzedelerimize destek. Yani başkanım da ekibiyle birlikte çok çalıştılar. Bölgeye ben bizzat gittim. Gerçekten oraya destek her zaman lazım. İlk zamanlar çok büyük destekler gitti. Herkes yığın yığın kamyonlarla, tırlarla, herkes elinden gelen çabayı gösterdi, yardımı yapmaya gayret etti. Şu da var, Türk milleti gerçekten çok böyle birlik beraberliği seven, mazlumun yanında olan, garibana yardım eden, bir sıkıntısı olan insanların yanında olmayı seven insanlar. Deprem bölgesine öyle güzel yardımlar gittik ki, devletimiz de sağ olsun orada her an bulundular. Bütün ekipleriyle birlikte, bütün bakanlarımızın ekipleri, bütün güvenlik güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz her türlü desteği sağladılar ama tabii yetmiyor. Şeyler bitmiyor, ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmiyor. Evimizdekini düşünelim depremde. Küçücük bir, bu şalı bana verdiniz benim için çok değerli. Bu şalı kaybettiğim zaman çok üzülürüm. Oradaki insanlar da küçücük bir ayakkabısını, eşyasını, bir teyzem yazmasını kaybetmiş, üzülmüş. Öyle hikayeler var ki o tarafta. Bugün de dedik ki başkanımla birlikte bu etkinliği depremzedelerin yararına yapalım. Buraya bir sandık koyduk. Gönülden kim ne, gönlünden kim ne koparsa atsın dedik. Girişlerde çok fazla yormamaya gayret ettik. Ücret almadık. Ve biz de elimizden gelen ne varsa gayret ederek birlik beraberlik için yapacağız. Bizim sizden isteğimiz şu kutumuzu biraz daha böyle çok diplerde kalmış yukarıya doğru böyle havalandırırsanız çok seviniriz. İnşallah etkinliğiniz, bir şişenliğimiz hayırlı uğurlu olsun.
Bizler sizi çok sevdik. Evimizi de misafir olarak bekleriz. Başkanım geliyor evime, sağ olsun. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Gittiğiniz yerlere, akrabalarınıza, komşularınıza bizlerden selam söyleyin. Önümüzdeki yıl daha güzel bir havada etkinliğimizi daha güzel bir atmosferde gerçekleştirmek üzere hepinize sağlıkla, güzellikle, esenlikle bir gün diliyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Deprem bölgesindeki insanları daki çektikleri, yaptıkları bu zorlukları düşünerek normalde memleketimiz, devletimiz bu işe el koydu. Gayet orada yardımları var ama biz biraz azaldığını düşündük. Bu azalmasından dolayı belki bir hareketlilik getiririz. Belki çok faydamız olmaz, çok paramız toplamaz ama bazı dernekleri harekete geçiririz düşüncesiyle buradan toplanan geliri deprem bölgesine göndermeye karar verdik. Burada da biz dedik ki bir şey ikramı yapalım deprem bölgesinde, bir de kırtasiye yardımı yapalım 12 Eylül'de. Bakalım işte ne toplanırsa oraya göndermeyi düşünüyoruz. Tabii bu bizi biraz yağmur engelledi ama dedik ki biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bu programı yapacağız ve yapıyoruz. İnşallah hayırlara vesile olsun. Evet, var mı? Memlekete mi diyeceğiniz var mı? Dostlarınıza? Valla memleketimizdeki festivallere biz gideceğiz ama tabii burada da bu festivalleri de yapmak zorundayız. Tabii bazı gidemeyen insanlar için. Ama biz memleketimizin festivallerini hiç kaçırmayacağız. Orayı, oradaki insanlarla beraber olacağız. Onları hiç unutmuyoruz. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey başkanım? Yok. Daha buradayız. Bir de bir şeyin yanında devam ederiz. Tabii inşallah daha devam ediyor programımız. İnşallah daha iyi şeyler olacak.